demokrasinin, hukukun ve adaletin olmadığı yerde, güvenin olmadığı yerde ekonomi iyi olmaz. Ekonomi tepe taklak gider. Eğer bu israfı, bu rüşveti, bu yolsuzluğu Türkiye sürdürmeye kalksın batar batar. Dolayısıyla birinci önceliğimiz israf, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele olacak. Öyle ağır yasalar çıkaracağım ki rüşvete elini uzatanın eli yanacak. Rüşvet vermeye kalkanın eli yanacak. Haksız mal mülk, yani rüşvet üzerinden mal mülk edinenlerin eli yanacak eli. Dolayısıyla itibarı israfa bağlayanlara buradan seslenmek isterim. Bir tarafta namusuyla, şerefiyle evine ekmek göndermeye çalışan, götürmeye çalışan aile reisleri. Diğer tarafta itibardan tasarruf olmaz diyen bir kibirli tavır ve yüz. Burada Müslüm Gürses'in rahmetli sözüyle cevap vermek isterim. Bu ülkeyi sen bölemedin. PKK bölemedi. Ama bu ülkeyi birbirine düşürecek olan yolsuzluklarla ekmek peşinde koşanlar arasındaki problemdir. Yani bu ülkeyi yakarsa galipler yakar. Onun için yoruldun arkadaş. Yorgun bir otobüs şoförüsün. Türkiye'yi o otobüsü sen kullanarak uçurumdan aşağı götürüyorsun. Ekonomi güvendir. Bakın, Durmuş Yılmaz bizimle. 94 krizini çözen Hazine Müsteşarı Ayfer Yılmaz bizimle. Öyle bir kadromuz var ki seçildiğimiz gün Türkiye'ye olan güven artacak ve Türkiye'ye yatırımlar akacaktır. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şaşkınlıktan nefesim kesildi. Bir kağıt getirdiler. Yabancı yatırımcılara ayak bastı parası alıyorlarmış. Ayak bastı parası. Bunu İngilizceye çevirmişler. Ayak bastı parası. Yatırım gelir mi? Gelmez. 130 milyar dolar borçla aldı ülkeyi 2002'de. 450 milyar borç şu anda Türkiye'nin ödemesi gereken. 2 trilyon dolar 16 yılda vergi toplandı. 70 milyar dolar özelleştirme yapıldı. Cebinize ne girdi? Isparta'ya Coca-Cola fabrikası dışında 16 yılda ne yapıldı? Öğrencilere yurt mu yapıldı? Öğrenciler kiraya mahkum edildi. Ya önce FETÖ'nün yurtlarına, şimdi de oğlanın yurtlarına mahkum ediliyor. Dolayısıyla devlet öğrencisini okutmak zorundadır. Barındırmak zorundadır ve öğrencisini, kafası gencini, kafası rahat okulunda okumasını sağlamak zorundadır. Türkiye'de 4,5 milyon kredi borcuyla tahkikata uğrayan insan var. 8 milyar Türk lirası ediyor tamamı. Türkiye Dayanışma Fonu diye bir fon kuruyoruz ve bu insanların borçlarını siliyoruz. Bu 8 milyar Türk lirası ne biliyor musunuz? Mehmet Şimşek hani demişti, kiralık araçlar, kiralık bilmem ne, fındık fıstık parası. Bu fındık fıstık parasına öğrencinin, şehit ailesinin, gazi ailesinin, işsizin, emeklinin ve asgari ücretlinin kredi kartı borçlarını sileceğiz. Banka borçlarını sileceğiz. Çiftçinin kredi almasının yolunu açacağız. Dosya parası, kıl parası, tüy parası ne oluyor? Aldığınız kredinin üçte birini orada bırakıyorsunuz.
bankada bırakıyorsunuz. Dosya parası çiftçiden kaldırılacak. İşsiz genç babasının anasının karşısında iki büklüm. Anasının babası da oğlunun veya kızının karşısında iki büklüm. Niye? Bir çaresizlik içinde. Eğer bu ülke, bu devlet gencine iş bulamıyorsa ona bakmak zorundadır. İş buluncaya kadar bütün gençlere vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Dış politika rezalet, hangi birine bakayım? Dış politika rezalet. Dış politikada ey Trump şeker fabrikalarını sat. Ey Hollanda, ondan sonra git Hollanda'yla gıda anlaşması yap. Ey Macron de arkasından uçak al. Ey Putin de git S-400 al. Ey İsrail de ondan sonra da dön 20 milyon liraya 9 şehidin kanını sat. Yaz dikkatinizi çekiyor mu? Bak. Şimdi Sayın Erdoğan dünyaya et diyor da. Yahu bir tek şu gariban Meral Akşener'e ey demedi bugüne kadar. Niye demiyor sizce? Niye demiyor? Bir ey Meral Akşener niye demiyor? Niye demiyor biliyor musunuz? Çünkü ey derse vatandaşın bilgisi olur. Size bir soru gençler. Sayın Erdoğan bütün muhalefeti bugüne kadar tanzim etti. Hep rakiplerini kendi seçti. Bir adet rakip çıktı karşısına, ne yapacağını şaşırdı. Korkudan uykusu kaçıyor. Şimdi öyle bir rakip çıktı ki karşısına. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hem rahmetli Başbuğ Türkeş'in çırağı, hem rahmetli Demirel'in çırağı. Yandı arkadaş. Şimdi EYT kısmına gelince soru şu. İkinci tura kalıyor zaten. İkinci turda kimi karşısında istemez arkadaş? Evet, Meral Akşener. Onun için de ikinci tura kimin kalacağına siz karar vereceksiniz. Sayın Erdoğan'ı sevindirecek misiniz? Yoksa yorgun şoförü gönderecek misiniz? Ben buradan Sayın Erdoğan'a sormak isterim. Ya yorgun bir şoförün arabasına biner misin? Binmez. Peki, ehliyeti olmayan bir şoförün arabasına biner misin? Binmez. Dolayısıyla çok yoruldun. Hadi teşekkür ederiz. Doğru evine git, birazcık dinlen. Şimdi bu 3600'ü değerli polis kardeşlerim. Ben sizin eski İçişleri Bakanınızım. Yaşlılarınıza sorun, sizin için ne yapmışım vakti zamanında. Ama bekledim ki 3600'ü devamlı ben söylüyorum. Hani seçim üstü size bir kıyak çekerler diye. Ama maalesef polisi kendinin, askeri kendinin kabul ettiği için size hiçbir zırnık yapmadı. Ama ben size evladı kabul eden bu kadın 3600 meselenizi çözeceğim Allah'ın izniyle. Şimdi gençlerle ilgili bugünümüzün teminatısınız siz. Sizi umutsuzluğa, sizi geriye itmeye, sizden korkmaya hakkımız yok. Ben size güveniyorum. Ben sizin fikirlerinize saygı duyuyorum. Bu ülkeyi kalkındıracağınıza inanıyorum. Fikri olan her gence mutlaka yatırım yapacağım. Fikriniz varsa ve o fikirle ilgili
şirket kurmak istiyorsanız o fikre saygı duyacağım ve size yatırım yapacağım. Şimdi de yatırım yapılıyor. Ama nasıl bir dolan başlıyor? Alabilirseniz ben meral değilim. Dolayısıyla bütün dünyanın dolar milyarderleri şu anda genç. İnovasyonun, teknolojinin, dünyanın merkezinde olduğu bir dönemde koca İsparta'dan, üniversiteden sadece 9 patent için müracaat ediliyorsa o üniversitenin, gençlerin, hocaların ayıbı değil, bu tamamen bu devleti yönetenlerin ayıbıdır. Bu ayıba son vereceğiz, son vereceğiz. Çok teşekkür ederim ama bak çok kızıyor, çok kızıyor. Asabı bozuluyor. Şimdi şöyle bir ahbaplığımız oldu arkadaşlar. Önce bir uzun yola çıktık biz. Başbakan Meral Akşener dediler. Başbakan yedi iki tane. Biri Davutoğlu onu götürdü. Arkasından Sayın Binali Yıldırım gitti. Sonra referanduma çalıştık. Arkasından Cumhurbaşkanlığına çalışmaya başladık. Bir baktık Milli ve Yerli İttifak kurulmuş. Şimdi bu arkadaşlar milli ise nasıl oluyor ki milliyetçiliği ayağının altına almış bir şahısla bu ittifakta yan yana olunuyor? Bir, bitmedi. İki, madem ki Türk milliyetçileri vampir gibi kandan besleniyor, nasıl bu arkadaşa oy verecekler? Nasıl bu arkadaşla yan yana oldular? Sayın Erdoğan her türlü milliyetçiliğe karşı olduğunun altını çizmiştir. Peki tam 29 Ekim'de peşmergenin davulla zurnayla geçişi oldu Türkiye'den. Buna yol verenler, lahmacun paralarını sizin vergilerinizle, bizim vergilerimizle lahmacun paralarını ödeyenler, hendekler kazılırken valiye, emniyet müdürüne, jandarmaya kafanı çevir diyenler, yerli ve milli, biz gayrimilliyiz öyle mi? Hadi oradan be! Hadi oradan be! Süleyman Şah'ın türbesini YPG ile kaçıracaksın. Ondan sonra yer değiştireceksin ecdadın mezarına. Ondan sonra sen yerli ve milli olacaksın. Millet İttifakı gayrimilli öyle mi? Aynaya bak aynaya. Orada gördüğün gayrimilliliği suratına çarp suratına. Bir de başka bir hikaye var. Önüne gelen FETÖ'cüymüş bu ülkede. En başında dedim ki aynen öyle. Dedim ki arkadaş önce bak sağına, sonra bak soluna, sonra da bak aynaya. Bütün gördüklerin FETÖ'cüdür. Bütün gördüklerin gayrimillidir. Bu ülkenin itibarını iki paralık edenler gayrimillidir. Bu ülkenin parasının değerini yerle bir edenler gayrimillidir. Bu ülkenin genelkurmay başkanını terör örgütü suçlamasıyla, terör örgütü başkanlığı sebebiyle hapse atanlar gayrimillidir, gayrimilli. Bu ülkenin ta Abdülhamit Han devrinden gelen Kuleli Askeri Lisesi'ni, bütün askeri okulları, Işıklar Askeri Lisesi'ni kapatanlar gayrimillidir, gayrimillidir. Polis akademilerini, polis kolejlerini kapatanlar gayrimillidir. Oradaki gariban Anadolu çocuklarını, FETÖ'nün kucağına iteceksin, FETÖ'cü olmalarına müsaade edeceksin,
sonra da binalara savaş açacaksın. Ayıp ayıp, yönetemediğin ülkeyi bu hale getirdin. Bu ülkede yönetim boşluğu var. Allah'ın izniyle bu yönetim boşluğunu doldurmak için geliyoruz. Ben sizden iki şey rica ediyorum. Hem kadınlardan hem gençlerden. Sandık başlarını koruyacağız. Hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem İyi Parti, hem Demokrat Parti, hem Saadet Partisi olarak koruyacağız. Ama koruyup koruyamadığımızı lütfen oy kullandıktan sonra sandık başlarında bizimkileri kontrol edin. İşlerini yapıp yapmadıklarını kontrol edin. Sandıkları korumak bizim işimiz. YSK'da yamuk yapılırsa da o yamuğu çözmek bizatihi benim işim. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi babanın kızını size emanet ediyorum. Kapı kapı çalışacak mısınız? Milletvekillerimizi seçtirecek misiniz? Peki bu kardeşinizi, ablanızı, annenizi milletvekillerinin yanında cumhurbaşkanı seçecek misiniz? Allah sizden razı olsun. Ben şimdi adaylarımızı buraya davet ediyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal kardeşimi de buraya davet ediyorum. Bir ve beraber olarak ödünç oyları, emanet oyları geri alıyor muyuz? Geri alıyor muyuz? Geri alıyor muyuz? Allah razı olsun. Başaracağız. 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 Yüzünü güneşe dön Türkiye. Güneş doğduğunda ampuller söner. Ampuller söner. Allah'a emanet olun.